Telefon hattımızda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aytun Çıray. Sayın Çıray. İyi yayınlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederiz bağlandığınız için. Bugün hoş olmayan bir hadise yaşandı. Sıradan bir hadise de değil. Türkiye'nin alışık olmadığı bir hadise bu. İzlemişsinizdir mutlaka. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu geldiğimiz süreci? Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Ve böyle bir elim hadisenin bir şehit cenazesinde olmasını ayrıca kınıyorum. Evet. Şehit cenazeleri bizim en çok birlik ve beraberlik içinde olmamızı gerektiren yerlerdir. Çünkü şehitler, şehitlerimiz hangi siyasi görüşte olursak olalım hepimizin şehitleridir ve vatan için hayatlarını kaybetmiş insanlardır. Orada olması bu hadisenin bizim geleneklerimize, örfümüze, adetlerimize ve inançlarımıza aykırıdır. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Diğer yandan bu hadise bir protesto ya da bir gösteri hakkını çok aşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisine karşı fiili bir saldırıya dönüşen çok acı bir olay. Üstelik bu olay olduğunda devletin bakanları, Milli Savunma Bakanı ve yanılmıyorsam İçişleri Bakanı da orada. Yani orada devletin bütün koruma gücünün olması İçişleri Bakanı yoktu, bilgisi geldi bize. Yok. Tamam. O zaman her kimse yani orada devlet kendi ana muhalefet partisi başkanını koruyamıyorsa benim hanemi nasıl koruyacak? Milletin içerisinde böyle bir kuşku düşer. Bu çok üzücü bir hadise. İnşallah devlet, biz devleti arıyoruz. Devlet orada bu işleri yapanları en kısa zamanda Türk milletinin vicdanını tatmin edecek şekilde ortaya çıkarır. Evet efendim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu arada aracılığınızla geçmiş olsun diliyorum. Çünkü kendisiyle uzun süre birlikte çalıştık ve benim ona herhangi bir şekilde referans olmam haddimi aşar ama bu vatanseverliğinden kuşku duyanların ben akıllarından kuşku duyuyorum. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Seçimler oldu bitti. Bu tür karmaşalarla eğer İstanbul seçim sonuçlarını değiştireceklerini zannedenler varsa onlar da yanılacaklardır.